Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu kaldırma kuvveti olacak. Konu anlatım çözeceğim sistemimizde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan çalışma defteri fizik 10 kaldırma kuvveti 4. sayı testi olacak. Açık uçlu sorular çözüyoruz arkadaşlar. Daha önce eşleştirme, boşluk doldurma, çoktan seçmeleri de çözmüştük. Ben size buraya linklerini koyarım. Hepsini de sırasıyla burada bulabilirsiniz. Ayrıca MEB'in arkadaşlar kazanım kavrama testleri ve tekrar testlerine de bakmayı unutmayın. Keza onları da buraya koyuyorum ben linklerini. Ben de Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için sevgili arkadaşlar. Ben de sizlere konu anlatımlı olarak soruların çözümlerinde yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soru der ki, eşit hacim bölmeli X cismi öz kütlesi 2 gram bölü santimetre olan kalsiyum sıvısına. Hop, D sıvıyı hemen yazalım arkadaşlar. Kaçmış? 2 gram bölü santimetre küpmüş. Veriler çok önemlidir. Bunları mutlaka işlemeliyiz. Eşit bölmeymiş arkadaş. 4 tane bölmesi var. Hepsine de V'de soruları böyle daha kolay çözeriz. İçine bırakıldığında 2 bölmelisi sıvının dışında kalacak biçimde dengeye gelmektedir. Aynı X cismi L sıvısına bırakıldığında ise 3 bölmesi sıvının dışında kalacak biçimde dengeye gelmektedir. Buna göre L sıvısının öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? Şimdi sevgili arkadaşlar biz eşleştirme bir de hep bunu referans gösteriyorum. Dikkat edersen yarısı Y için yapmıştık. Yarısı sıvının içine giriyor ise Y'yi nerede görmüştük mesela? Tam da sevgili arkadaşlar sıvının yarısı kadar oluyordu. 6D ise 3D. Şimdi bana sıvı verilmiş 2D 2 gram bölü santimetre küp. Belli ki bizim X cisminin arkadaşlar D'si yani DX eşittir 1 gram bölü santimetre küp. Ama siz beni bilirsiniz. Ben öyle ezbere iş yapmam. Gel bunu ispat edelim. Şimdi sevgili arkadaşlar bu arkadaş yüzüyor. Kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Peki kaldırma kuvveti neydi? V batağın çarpı D sıvı çarpı G şeklindeydi. Kaldırma kuvvetini yazalım. 2V'si içeride bak 2V batmış. D sıvı ne kadar? 2 kadar G eşittir cismin ağırlığı arkadaşlar. Çünkü FK eşittir cismin ağırlığı. Cismin ağırlığı ne kadar arkadaşlar? Toplam 4 bölmeden oluşuyor. 4V çarpı D cisim çarpı G. İşte bu. G'lerle vedalaştım. V ile de vedalaştım. Bak DC ne oldu sevgili arkadaşlar? 4 bölü 4. Burası 4. 4'e böldüm. 1 oldu. Santimetre küp. Evet. Matematiksel olarak da ispat ettin. Ama sen bunu hızlıca da söyleyebilirdin. Şimdi burada da öyle bir oran yaparsın ki bak bu arkadaş dışarıda kalmış. 4'te 1 kalmış. Demek ki sıvınınkisi bunun 4 katı diyebilirsin. Ama gel biz yine bunu yazalım. V kadar batmış arkadaşlar. Yine aynı şeyi yazacağım. Kaldırma kuvveti G'ye eşit olacak. Peki kaldırma kuvvetim benim ne kadar? FK eşittir. V batan. V kadarı batmış. Hangi sıvıya batmış? L'ye batmış. Çarpı G. Bu işte eşit olacak. Cismimizin ağırlığına ki cismimizin ağırlığını zaten yazmıştık. 4V çarpı artık bu bilinmez değil benim için. 1 çarpı G. G'lerle tezelden vedalaşıyoruz. V'lerde uçunca bak D ile çırılçıplak eşittir 4 oluyor. D ile eşittir 4 gram bölü santimetre küp. Ne kadar kolay oldu değil mi sevgili arkadaşlar? Güzel. 2 ile devam etmek hakkımızdır. 2 de diyor ki arkadaşlar, öz kütleleri D ve 3D olan birbirine karışan sıvılar içinde bırakılan eşit hacim bölmeli bir cisim çekildiği gibi dengede durmaktadır. Ne kadar güzel. Buna göre cismin öz kütlesi kaç D'dir? Şimdi birbirine karışmayan sıvılar içerisinde de sevgili arkadaşlar hareket tarzımız şu şekilde olacak. Zaten FK değişmez kaldırma kuvveti. V batan çarpı D sıvı çarpı G'dir arkadaşlar. Aynı şeyi yazacağım. Bak bu arkadaşın şuradaki kalan kısmı V batanı V kadar. 3'e bölelim gene. Her birine V, V, V diyelim her bir bölme. V kadarı batmış arkadaşlar. Doğru mudur? Doğrudur. Hangi sıvıda battı? D'lik bir sıvıda. D1'i D. Çarpı G. Artı kaldırma kuvvetini yazıyorum. Bak bir de burası batmış. Ne kadarı batmış? 2V'si batmış. Nerede batmış? 3D'de batmış. Çarpı Allah'ın emri G.
Şimdi arkadaşlar bu bizim FK'mız. Peki bu neye eşit olacak? Bizim cismimizin ağırlığına. Cismin ağırlığı yani G. O neydi arkadaşlar? D cisim çarpı V'si 3V çarpı G. Eşittir 3 tane V hacmi çarpı D cisim çarpı G. İşte bu. Gelin bunu bir hesaplayalım arkadaşlar. Bak bir tane, burada da 6 tane VDG var değil mi? 2V ile 3D'yi çarparsan 6 VDG. Toplam 7 tane VDG olur. Eşittir 3 tane VDCG. G'lerle yine tezelden vedalaşıyoruz arkadaşlar. Bak DC eşittir. DC eşittir. V'lerle de vedalaş. DC eşittir. Her iki tarafı da 3'e bölersem 7 bölü 3 D olur arkadaşlar. D burada kalmıştı. 7D bölü 3 oldu yani. Anlaştık. Şuraya yazmıyoruz. Buranın yanına yazı veriyoruz biz bu arkadaşı. 3 ile devam etmek ananızın at sütü kadar helaldir. 3 numarada diyor ki arkadaşlar, kap içerisinde X sıvısına eşit hacimli K ve L katı çizimleri üst üste bırakıldığında K'nın hacminin yarısı, bak yarısı, bu arada eşit hacimli, sıvı dışında kalacak şekilde dengede geliyor, kalıyor. L cismi aynı sıvıya tek başına bırakıldığında ise sevgili arkadaşlar, hacminin yarısı sıvı içinde kalacak şekilde dengeye gelmektedir. Gene yarısına gelmiş. Buna göre K ve L cisimlerin öz kütleleri oranı DK bölü DL nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar burada ben size cevabı da göstereyim. Kitabın verdiği, kitabın değil, kitabın vermiş olduğu cevap burada. Şöyle biraz tutayım, siz tekrar okursunuz bunu. Ama ben size ne yapacağım şimdi? Nümerik olarak, matematiksel olarak da ispat edeceğim. Güzel bir açıklama ama açıklama biraz ağır gelmiş olabilir. O ağır gelen açıklamayı hep beraber gelin yazalım. Yine arkadaşlar FK eşittir G'den yararlanacağız. Kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Eşit hacimli K ve L katı cisimleri söyledi. Arkadaşlar buradaki kaldırma kuvvetini yazalım. Önce kaldırma kuvvetini yazalım. FK1'i yazalım. FK1. Şu birinci durum. Şu da ikinci durum. FK1 sevgili arkadaşlar kaldırma kuvvetimiz. Her bir şurayı da, her bir cismi de iki bölümler ayırarak her birine V, 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 V diyelim. Yani L cismi 2V kadar olsun. K cismi de 2V kadar olsun. V, V yarı yarıya böldüm. Şimdi bu arkadaşın sevgili arkadaşlar kaldırma kuvvetimiz ne kadar olacak? Batan hacmi yani 3V. 3V'li kısım batmış. Nereye battı? DX'e battı. DX'e. Çarpı G. Bu bizim kaldırma kuvvetimiz. Peki sevgili arkadaşlar ağırlığımız ne kadar? DL, DK'yı ayırıyor. GK. GK toplam ağırlığı eşit olacak. 2V çarpı DK çarpı G. Değil mi? Bu GK. GLN arkadaşlar yine aynı şekilde. 2V DLG. Şu arkadaş 3V DXG eşit olacak şu ikisinin toplamına. Çünkü birinci durumda toplam ağırlığım benim bu. Bakın iki tane iki tane DKDL 2V 2VG parantezini alıyorum. İkisinde de ortak. DK artı DL oldu. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi V ile vedalaş. G'lerle gene vedalaştım. DK DK artı DL bu 2'yi de buraya gönderirsem 3 bölü 2 tane DX olur. Doğru mudur? Doğrudur. Aslında DK artı DL yazmamıza gerek yoktu. DX eşittir diyecektim de. Neyse böyle devam edelim. Şimdi sevgili arkadaşlar ikinci duruma bir bakar mıyız? İkinci durumda da gene kaldırma kuvvetimiz burada da FK2 diyelim. FK2 ne kadar olur? Batan kısmım V kadar. Hangi sıvıya batmış? DX'e batmış. Çarpı G kadar. Peki G, L ne kadar arkadaşlar? Zaten G, L'yi yazmıştık. 2V çarpı D, L, G. Ben bunları birbirlerine eşitleyeceğim. V, D, X, G. Zaten burada direkt besbelli oluyor. Yarısı kadar. Hani şeyde de çözmüştük ya. 2V, D, L, G. G'ler yine gitti. V'ler gitti arkadaşlar. DL
1 bölü 2 tane dx oldu. Dx'in yarısı. Zaten hani onu önceki birinci soruda da söyledik ya. Y cismini örnek vermiştik. Eşleştirme 1'de. Yarısı olduğunu gördüm. Sevgili arkadaşlar şimdi dx yarısı ne? Bunu yazalım. 3 bölü 2 çarpı dx yerine şimdi pardon dx yerine 2 tane dl yazacağım. Dx eşittir 2 tane dl değil mi? Dx yerine 2 dl yazalım. 2 tane dl eşittir dk artı dl. Nefis. İkilerle vedalaştım. 3 tane dl eşittir dk artı dl. Dl'nin birini buraya aldığımda 2 tane dl eşittir dk. Buyur sana oranlarını vermiş oldum. Kitapta bize aynı şeyi söylemişti. Bir tane dk 2 eşittir dl'ye. 2 tane dl'ye. Anlaştık. Bu şekilde de uzun uzun yazıp görebilirsin. 4'e geldim. Bu 4 var ya. Şimdi 4'ün de ben sana cevabını göstereyim. Roman gibi olmuş arkadaşlar. Bak 4'ün cevabı roman gibi. Anlamakta güçlük çeken arkadaşlar için de ben minik minik anlatacağım. Şöyle durdurayım ben. Okumak isteyen arkadaşlar da, kitabı olmayan arkadaşlar da buradan okumuş olabilir. Buradan anlamayanlar da benim açıklamalarımı okumuş okuyabilir. Birbirine yapışık olmayan x, y, z katı cisimlerin skala sıvısı içinde bırakıldığında x'in yarısı sıvı dışında y ve z'nin tamamı sıvıda kalacak şekilde dengede durmaktadır. Cisimlerin öz kütleleri dx, dy, dz ile sıvının öz kütlesi dk arasındaki ilişkiyi ayrı ayrı karşılaştırınız. Tamam. Arkadaşlar şimdi ayrı ayrı karşılaştıracağız. Öncelikle en aşağıdaki z için bir karşılaştırma yapalım. Z için. Tamam mı? Şimdi sevgili arkadaşlar, bu arkadaşlar henüz şey değil. Birbirine yapışık değil, değil mi? Bak, birbirine yapışık değiller. Ayrı ayrılar. Şimdi şu x ve y'yi düşünmesen, x ve y yoksa normalde bu z, dz, dk'dan küçük olabilir değil mi? Evet küçük olabilir, yüzmek istiyordur. Ancak bu arkadaşlar dk'dan daha büyük olarak batma eğilimindedirler. Batmak istedikleri için de z'yi altta tutuyor olabilirler. Katılıyor musunuz buna? Ben katılıyorum yani aynen öyle. Çünkü bu arkadaş yüzmek istiyor olabilir. Dx, dz, dk'dan küçük olabilir. Güzel. Arkadaşlar bir ihtimal daha var. Şimdi bunlar hiç yapışık değil, değil mi? Bu arkadaş askıda kalıyor olabilir. Dz, dk'ya eşit olabilir. Öyle ki, bak bu arkadaş yüzüyor olabilir. Şu durum için söylüyorum. Dx küçüktür dk olabilir. Yüzüyordur. Dy dz'ye eşittir. Dk'ya eşittir. Dolayısıyla dz de dk'ya eşittir. Herkes güllük gülistanlık kardeş gibi şu hareketi yapıyordur değil mi? Askıda yüzme. Böyle de olabilirler. Yapışık olmadıkları için. Z için yapabileceğim bütün yorumlar bu. Pekala. Hocam yazmadık şeyi bırakmadın. Arkadaşlar dz dk'dan büyük olabilir mi? Namümkün. Neden namümkün? Çünkü bak bu burası ayrık. Eğer dz dk'dan büyük olaydı bu arkadaş batardı. Böyle bir durumdan söz etmem mümkün değil. Z'yi hallettik. Geldik y'yi konuşuyoruz. Şimdi y'de sevgili arkadaşlar her durumda olabilir. Neden olabilir? Şimdi dy dk'dan büyük olabilir. Sıvıdan büyük olur. Batmaya çalışıyordur. Ancak z sevgili arkadaşlar dz dk'dan küçük olup yüzmek istiyordur. Y'yi yukarıya kaldırıyor olabilir. Sözlü olarak anlattım. Dy dk'ya eşit olabilir. Bak şurada yazdığımız gibi arkadaşlar. Kardeş kardeş askıdadır. Askıdadır. Yüzüyor olabilir. Bu da olabilir. Sevgili arkadaşlar bizim dy dk'dan küçük de olabilir. Bu nasıl oluyor? Arkadaş bu yüzmek istiyordur. Dy yüzmeye çalışacaktır. Suyun üstüne çıkmaya çalışıyordur. Ancak dx sevgili arkadaşlar dk'dan büyük olup aşağıya bunu itiyor olabilir. Bu durumda şunu düşünüp bu durumu da
söz konusu olabileceğini düşünmem gerekir. Nasıl bir cümle oldu bilmiyorum ama anlaştık değil mi? Y için arkadaşlar her 3 durum da söz konusu olabilir. Geldim X'e. X için de sevgili arkadaşlar. Şimdi bak bu arkadaş da sanki yani yani her şeyi olabilecek gibi duruyor. Neden olabilir? Çünkü bak bu arkadaş kardeş böyle yüzüyor olabilir. Askıda yüzüyor. Şurada söylediğim gibi. Herkes kardeş konumunu hak ediyor olabilir. Yani DX DK'dan küçük. Yüzme şartını doğru yazalım Şimşekciğim. DK'dan küçük olabilir. Kardeş yüzüyordur. Ondan sonra hocam sevgili arkadaşlar belki DX DK'ya eşittir. Bu arkadaş askıda kalmak istiyor. Aşağıya inmek istiyor. Ancak DY şu durumda. DY sevgili arkadaşlar DK'dan küçük olup bu da yüzmeye çalışıp bunu yukarıda tutuyor olabilir. X'in yukarıda kalması Y'ye uygulanan kaldırma kuvvetinden dolayı olabilir. Bu da olabilir. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar zaten kardeş dedik. Eşit olabilir. Hayli bu arkadaş batma eğiliminde de olabilir. Daha büyük olabilir. Y ve Z'nin hayrına bu arkadaş yukarıda kalıyor olabilir. Yani demir parçası tahta. Bunları öyle de düşünebilirsin. Yani demir tahta olabilir. Tahta vesaireler olabilir. Ya da işte suyla ev kütlesi aynı olan cisimler. O şekilde de düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu durumda ne dedik X cismi için? K'dan büyük olabilir. K'dan küçük olabilir. K'ya eşit de olabilir. Haydi 5'le devam edelim. Bu testte bayağı bir soru var ya. Hem de açık uçlu yani. Ama soruları beğendim. Güzelmiş. Geldik 5'e. Diyor ki 3 eşit hacim bölmeli türdeş katı cisim sıvı içerisinde bırakıldığında hacminin 2 bölmesi sıvı içerisinde kalacak şekilde dengededir. Ve. Sıvının öz kütlesi 3 gram bölü santimetre küp olduğuna göre katı cisimin öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? Çok güzel bir soru değil mi arkadaşlar? Bunu biz yalar yutarız bile. Önceki çözdüklerimizden en kolayı. Kaldırma kuvveti FK ve bu arkadaşın ağırlığı G. FK eşittir G. Bunu ezberlemene bile gerek yok arkadaşlar. Zaten bak bu cisim burada duruyorsa ki ben bunu sana şeyde de anlattım. Hep de dönüp dolaşıp şeyi gösteriyorum sana ya. Eşleştirme 1'i gösteriyorum. Eşleştirme 1'in şu bölümünde anlattım uzun uzun. Kaldırma kuvveti dediğin şey budur. Bir cisim masanın üzerinde duruyor ise bu masanın buna tepki kuvveti gösterdiği içindir. Sıvı da bir nevi tepki kuvveti gösteriyor diyebilirsin. G'ye karşılık. FK eşittir FK. Kaldırma kuvveti neydi arkadaşlar? Batan. V batan. 2V. Çarpı D sıvı. D sıvıyı vermişim. Sıvının 3. Çarpı G. İşte bu eşittir G'ye. G ne? Cismin ağırlığı. Bütün hacmimiz 3V. D cisim çarpı G. Desol. Hepsi bu. Bunu yazabilmek mesele. G'lerle vedalaştık. V'lerle vedalaştık. Üçlerle de vedalaştık karşılıklı. DC kaç oldu arkadaşlar? 2 gram bölü santimetre küp oldu. Geçmiş olsun. Matematik bilirsen fizik çok çok daha kolay oluyor senin için sevgili arkadaşım. 6 ile devam etmek hakkımızdır. 6 ne der? Ağzına kadar su ile dolu taşırma kabına KLM cisimleri sırasıyla bırakıyor bak sırasıyla. Son durumdaki cisimler su içerisinde şekildeği gibi dengede kalıyor. Cisimler atıldıkça dereceli kapıcı biriken suyun hacmi tabloda verilmiştir. Şurada şu dereceli de taşan su miktarları aslında bunlar. Buna göre verilen soruları cevaplayınız. En büyük kaldırma kuvveti hangi cisme uygulanmıştır? En az kaldırma kuvveti hangi cisme uygulanmıştır? Şimdi her şeyden önce hemen şunu görelim değil mi arkadaşlar? DK, DL ve DM'yi görüyoruz. Gerçi bunun battığını düşünürsek tabii ki. Değil mi? Bu şeyden fark ediyoruz. Şimdi gelin bak bunlar bana neyi verecek? Hacimleri verecek. VK'yı verecek. VL'yi verecek. VM'yi verecek arkadaşlar. Böylelikle de ben ne diyeceğim? Şunu diyeceğim. Kaldırma kuvveti FK V batan çarpı D sıvı çarpı G'den
kimin hacmi büyükse o arkadaşa en çok kaldırma kuvveti uygulanmıştır diyebileceğim. Şimdi K'yı attım. Dereceli kapta 20 mililitre su birikti. Demek ki bu arkadaşın hacmi 20 mililitre ki bu kadar taşırmış. Arkadaşlar K'yı attıktan sonra L atıldı ve burada biriken su 50 oldu. O zaman burası kaç olur? 50 eksi 20'den 30 mililitre olur. Aradaki fark kadar olur. Daha sonra arkadaşlar M'yi atmışım. Ancak dikkat et, M'nin yarısı. M'nin yarısı. Ha, buna da dikkat etmemiz lazım. Ona da dikkat edeceğiz. M'nin yarısı arkadaşlar 60 eksi 50 10 mililitre. Demek ki VM'de kendisi 20 mililitre olur. Değil mi? Ancak buraya dikkat edelim. Kaldırma kuvvetinde cisimlere uygulanan. Son durumlarda aynı türdeş falan demedi değil mi? Ona bakmaya çalışıyorum da yok, vermemiş, söylememiş arkadaşlar. Evet. Şimdi en büyük kaldırma kuvveti sevgili arkadaşlar burada açık ve seçik ortada değil mi? Ne dedik? Kaldırma kuvveti V batan çarpı DSG. Hepsi için DS ve G eşit olduğu için hacmi en çok kimin hacmi battıysa, batan hacmi kimin en çoksa ona çok kaldırma kuvveti olur. VL en çok batmış. O zaman bu arkadaş L cismine diyebiliriz arkadaşlar. Peki en az kaldırma kuvveti hangisine? Şimdi diyebilirsin ki bak 20, 20 ikisi eşit hocam aynı. Hayır bak bu arkadaşın onluk bölümü batmış. O yüzden buraya ünlem işareti koyduk. Bununkisi arkadaşlar V batan M 10 mililitre. Bu durumda 10 mililitre batmış. K'ya ise sevgili arkadaşlar 20 mililitresi battığı için FKK 20 çarpı DSG'dir. Hatta bunları da yazalım. FKL 30 DSG. Hadi böyle de görmüş olalım. FKM eşittir. Onluk kısmı batmıştı. 10 DSG. İşte budur arkadaşlar. Buradan hepsini çıkartabilirsin. En büyük, en küçük. L, M. 7 numara. Ha, 7 arkadaymış. Aa bak bu da güzel. Güzel bir soru da. Arşimet'i alacağız. Nazlandı ve geldi 7 numara. 7 numara şöyle der. Taşma seviyelerinin birbirine karışmayan iki sıvı dolu kalıbı bırakıldığında toplama sıvı birikiyor. Sıvılardan birinin öz kütlesi diğerinin iki katıdır. Tamam bak iki katı değerler. Toplama kabında biriken sıvının ağırlığının büyüklüğü 2F kadarmış. Arkadaşlar burası GS, G sıvı 2F kadar. Tamam güzel. Olduğuna göre cisme etkileyen kaldırma kuvveti cismin ağırlığı ve taşırma kabında meydana gelen bak cisme etkileyen kaldırma kuvveti cismin ağırlığı ve taşırma kabında meydana gelen ağırlaşma büyüklükleri kaç F'tir? Şimdi ben özellikle hemen yazmadım. Sıvılardan biri öz kütlesi diğerinin iki katıdır dedi ya. Hangisi iki katı bil bakayım. Şu kırmızı ile boyanan kırmızı sanki 2D gibi. Hayır arkadaşlar. Öz kütlesi büyük olan aşağıda kalır biliyorsun. Bu 2D kadar. Bu da D kadar. Taşan kim? Bu da D kadar. Sevgili arkadaşlar. Şimdi cismimiz de tam ortasında gelmiş değil mi? Bak. İki sıvı kaba vurduğunda toplama kabının sıvılardan biri taşma seviyesine toplama kabında bir sıvını tam yarısına kadar batmış. Bu arkadaşı VV kadar alalım. Tamam mı? O zaman şu taşan sıvı ne kadar olur arkadaşlar? 2V kadar olur değil mi? VV 2V yaptım ben bunu. 2V kadar. O zaman taşan sıvının ağırlığını hesaplayalım. GS. Ben çünkü neye F demişim onu bileyim. 2V çarpı D çarpı G. Sevgili arkadaşlar bu da işte 2F'e eşit. 2VDG 2F'e eşitse bir tane VDG VDG eşittir F kadardır. Değil mi? Bunu görüyorsun. 2 tane VDG 2F ise VDG F kadar. Güzel. Şimdi cisme etkileyen kaldırma kuvveti. Sevgili arkadaşlar kaldırma kuvvetini iki ayrı cisimde nasıl buluyordum? Şu kısım ve bu kısma ayrıca bakıyordum. Burada batan kısmı V kadar. Hangi sıvıya battı? D'ye battı. G kadar. Artı. Burada batan kısmına kadar V kadar. Hangi sıvıya battı? 2D'ye kadar.
G'ye kadar. Bir tane VDG, iki tane VDG, üç tane VDG yapar. Arkadaşlar, şu VDG'ye ben F dediysem, demek ki kaldırma kuvveti, cisme etken kaldırma kuvveti 3F olur. Anlaştık. Güzel, harika. Beni siyim o. Cismin ağırlığına bakalım. Cismin ağırlığı da sevgili arkadaşlar 2V. Şimdi cismin ağırlığını şey yapmamıza gerek var mı? D'si yok. Sevgili arkadaşlar kaldırma kuvveti. Hop. Kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir zaten. Bak arkadaş dengede. Bütün kaldırma kuvvetini 3VDG yani 3F olarak bulduğuma göre demek ki cismin ağırlığı da 3F kadar olur. Çünkü FK eşittir FG. Taşınma kabında meydana gelen ağırlaşma ağırlaşma büyüklükleri. Sevgili arkadaşlar büyüklükleri mi? Büyüklüğü ya. Sadece bunu söylemesi lazım. Şimdi bak aradaki fark ne? Şu kadar cisim girdi. Ne kadar? 3F kaba dahil oldu. Dışarıya ne kadarı gitti? 2F'i dışarı gitti. Böylelikle kaba ne kadar geldi arkadaşlar? 3F-2F'ten F kadar geldi. Bu da işte ağırlaşma oldu. Tamam. Cisme giren 3F kadar cisim şeyden kaptan kaba giren 3F kaptan çıkan da 2F 3F'ten 2F'i çıkarttım. F kadar ağırlaşma dedim. Hepsi bu kadar. Hadi geçmiş olsun. 8 numara der ki düşey kesir şekildeki olan sıvı dolu kaplarda dengede duran KLM cisminin ağırlıkları birbirine eşittir. Dikkat. Bak bu da biraz şaşırtmaçlı. Buna göre cisimlere etkeden kaldırma kuvvetleri arasında ilişki nedir? Aslında sen bunu en başta öğreniyorsun ve sana 8. soru olarak sorulmuş. Kaderin garip bir cilvesi değil mi? Arkadaşlar yüzüyor, askıda kalıyor. Keşke buna da batıyor deseydi değil mi? Batma diyelim buna da. Çünkü böyle durumlarda arkadaşlar sadece bir noktası da değiyor olabilir. Cismi buraya bırakmış olabiliriz. Bu da hala siz söyleyin şey de olabilir. Askıda kalmış olabilir yani tamam mı? Askıda kısmına da bir soru işareti koyuyoruz tamam mı? Bu çok muğlak. Senenin birisinde ÖSYM sorusu olarak sorulduğunda böyle muğlak bir durum oluşmuş. Arkadaşlar ağırlıkları eşit dikkat edin. Hepsi de G kadar. G, G ve G. Ağırlıkları birbirine eşit. G. Arkadaşlar burada FK var değil mi? Kaldırma kuvveti. Burada da FK var. Kaldırma kuvveti. Bak buradaki FK1, FK2. Kaldırma kuvvetleri arasında. Burada da FK3 diyelim. FK3. Aslında M deseydik olurdu. LM. Ha FLMK deseydik keşke ya. FK. FL. Tamam. FM olsun bu da. FM. Sevgili arkadaşlar burada FK zaten G'ye eşit. Yüzme durumu. Askıda kalma durumunda da FK şey FL kaldırma ağırlığa eşit G'ye eşit. Bu durumda ne görüyorsun? FK ile FL birbirine eşit. Gönül rahatlığıyla dersin. Şimdi bak buraya geldiğinde ne var sevgili arkadaşım? N eşit değildir. Sıfırı görelim. Etki kuvveti sıfırdan farklı diyelim. Bu durumda bak bir etki kuvveti var. G eşittir arkadaşlar. FM artı N. Biz bunu nerede yazmıştık? Hadi onu da sana göstereyim. Batma koşulunda 12. hatırlıyor muyumun? 12.sinde söylüyor değil mi? Bak kaldırma kuvvetiyle N tepki kuvveti ağırlığa eşit oluyor. Bu durumda sevgili arkadaşlar benim FM G eksi neye kadar olur ki? Değil mi? Bak buradaki FM G eksi neye kadar olur ki? G'den daha düşük olur. Demek ki FK ile FL FM'den de büyük olurmuş. Bunun ispatını da bu şekilde gösterebilirsin. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.